Misyon, komisyon. Efendim. Komisyon için yapanlar işte bul karayı al parayı. Efendim adam belli zaten komisyon için yapıyor. Dolayısıyla söyleyecek bir şey yok. Allah ıslah etsin. Siyasetin esnafı. Allah'ı ıslah etsin. Vizyon için yapanlar lacileri giyip bir de efendim böyle gran tuvalet oldu mu ya vekilimiz geliyor. Tabii arabası bakanımız falan da böyle geliyor. Evet kırmızı yandan filan. Çarklı. Veya tabii yani ona tav oluyor efendim. O desinler efendim. Dolayısıyla sahnede görünmeyi seviyor. O da vizyon için yapan. Bir de misyon için yapan vardır. Asıl misyon için yapılır. Dolayısıyla bir görev bilinciyle evet, bir şeyi işte ifade ediyor. İşte bal arısı odur. Siyasetin bal arısı veya yönetimin. Burada siyasetle de sınırlandırmamak lazım. Her ne emanetse onun ya tüketicisidir ya üreticisidir ya da kirleticisidir. Ya sineğidir, ya eşek arısıdır, ya bal arısıdır. Bal arısı ise üretir, eşek arısı ise tüketir, sineği ise kirletir. Hem tüketir hem kirletir. Sevgili hocam, dolayısıyla dostlarımıza öyle. Soracaklar, sözünüzü kesmiş aynen. Olmayayım. Bu İslam tarihinde en önemli tartışmalardan biri de malum, gene bu meseleye taalluk ettiği için. Allah'a, Resulüne ve Ulul Emre itaat ediniz meselesi. Aynen. Şimdi bu Ulul Emr o kadar hala İslam aleminde biliyorsunuz istismar ediliyor ki, mesela mevcut halkı tarafından istenmeyen biri dahi bir ülkenin başındaki kişi ismini söylemeyeyim şimdi bunu gerektiğinde kullanabiliyor. Bunu bir yazdığı kendi kitabında da halklara deklare edebiliyor. Bunun üzerinden bir sistemi yürütebiliyor ve tarih boyunca da bu olmuş. Zalim, bağî, ulul emre itaat nasıl olacak? Yani lider manasında. Yani başımıza gelmiş. Bu bir ailede la baba olabilir. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetillah. Allah'a masiyette kula itaat yoktur. Bu en temel kuraldır. Ulul emr minkum gelir orada. Evet, sizden olan. Kaldı ki burada ulul emr eğer sizden olan aynı zamanda sizin olur verdiğiniz demektir. Çünkü ve emrukum şura beyneküm diyen Kur'an'dır. Yoksa yani zalimle Yezid'le Hüseyin'in farkı yoksa o zaman zalimle mazlumun, zulümle adaletin farkı yok demektir. Nasıl bunu eşitleyebiliriz? Nasıl bunu söyleyebiliriz? Kişi en büyük cihat zalim sultana hakkı söylemektir diyor Efendimiz. Evet. Onu nasıl anlayacağız? Onun için zulüm eden ulul emri minküm olmaz. Sizden olan zulmetmez, zulmedense sizden olmaktan çıkmıştır. Zulmedenin yeri emretmek değil, zulmedenin yeri baş olmak değildir, ayak altında olmaktır. Çünkü zulüm merduttur. Mümin zulme baş kaldırmakla görevlidir. Kim olursa olsun zulme. Dolayısıyla evet. Zulme rıza, zulümdür. Bitti. Evet. Peki yani çok geniş bir konu. Onu ben istidraden sordum. Siz soru soracaksınız. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Naci Bayraktar, emekli imam. Az önce Adnan hocamın sitem ettiği, öyle diyeyim. Ekol'den geliyorum. İmamlığa da Adnan hocanın mahallesinden başladım. Dolayısıyla sıkıntılar var. Sıkıntılar var. Fakat çok önemli bir makam, önemli bir mevki. O rahleden geçmeyenimiz yoktur. İnşallah sıkıntılarımız İnşallah. Azalacaktır. Ve azaldığını da görüyorum. Sizler burada zaten bir aynasınız. Efendim, sizi şunları söylemeden edemeyeceğim. Çok seviyoruz. Kitaplarınızla tanıştıktan sonra biz de bambaşka olduk. Televizyonu çok seviyoruz. Programları çok seviyoruz. Bu girişten sonra fazla uzatmadan şöyle bir şey sormak istiyorum. Mesleğimiz gereği şahsen acizane karşılaştığım sıkıntılardan biri söylediğim. Düşünce çatışması içerisinde ideolojik düşünce.
ideolojik düşünceye karşı ideolojik düşünebilir miyiz? Sualim bu. İdeolojik düşünceye karşı düşünürken ideolojik davranabilir miyiz? Eyvallah. Tabii daha açılım. Evet, peki. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. İkinci bir sorum, eğer izin verirseniz, buyurun, cevap vermek isterseniz tabii. Birkaç gün önce öyle diye Mısır olaylarından sonra Zaman Gazetesi'nde Hasan el-Benna'nın torununun bir röportajını gördüm. Orada biz Mısır'da İslam Cumhuriyeti istemiyoruz. Fakat Kur'an referanslı yasalar çıkarılmasını isteriz, arzu ederiz. Cümlesini... Tarık Ramazan. Üstad. Evet, Tarık Ramazan. Evet, evet. Cümlesini... Profesör Tarık okudum. Ramazan. Bununla ilgili bir şey söylemek isterseniz memnun oluruz. Teşekkür ederim. Yani İhvan-ı Müslümin'in geldiği çizgi itibariyle de bir soru sormuş oluyor dostunuz. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Efendim, ideolojik düşünceye karşı ideolojik düşünebilir miyiz? Mukabeleyi bil misil yapabilir miyiz dediniz. Aslında belki buradan efendim tekebbüre karşı kibir sadakadır gibi bir efendim şeyden hareket edilebilir. Ama hayır, biz Müslümanız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim tavrımız imanımızdan kaynaklanır. İdeoloji seküler bir şeydir. Adı üstünde idea efendim kişisel, yani düşünceye dayanır. Efendim düşüncelerse insan sayısıncadır. Onun için de ideolojinin hakikat miyarına kendisini vurmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla ama biz öyle değiliz. Yani ideolojiyi sınırlayan bir şey yoktur ama Müslümanı sınırlayan imanı vardır. Dolayısıyla imanımızın sınırlarını taşacak hiçbir şey yapamayız. Ama imanımızın sınırlarını taşmadan bir şey yapabilir miyiz derseniz yapabiliriz. Biz ideolojik düşünmeyiz. Fakat biz ideolojisiz değiliz. İslam ideoloji değildir fakat İslam'ın ideolojisi vardır. Bir fikriyatı değil mi? Tabii. Tefekkür manzumesi. Hayır, sadece o değil. Bir efendim devlete alem dair, tasavvuru, yönetmeye dair bir tasavvuru, bir arzusu, bir çerçevesi, bir zemini, ilkeler bütünü vardır. Bir üslubu, bir usulü. Yani o zaman efendim İslam'ın sekülerizmden ne farkı kalır ki? Eğer dünyaya efendim siyasete bulaşmayacaksa, karışmayacaksa, Allahsız bir alan olarak, haşa, olur mu? Sosyal alanı kurulacaksa. İbadeti siyaset, siyaseti ibadet olan bir dindir. Dolayısıyla bunu tekrar ediyorum. İslam ideoloji değildir ama İslam'ın, yani Müslüman'ın bir ideolojisi vardır. Onun ideolojisinde imanı belirler. Bu bir. İkincisi, Tarık Ramazan'ın sözüne gelelim. Ona tahmin ettiğiniz gibi doğrudan bir cevap vermek istemiyorum. O çok açar, çok kaçar iş, ucu kaçar. Yani burada keşke bizi izleyen herkes belli bir şeyin üstünde olsaydı. Ben burada bir misal veriyorum. Öyleleri çıkıyor ki izleyenler arasından, inanın Allah aşkına beni izleme. Görsem eğer ne olur, sen beni izleme derim. Sen beni izleme, hakkımı helal etmem derim. Bu kadar yani, bu kadar canımı yakıyorlar. Bu kadar tersinden anlaşılır mı? Yani bir söz bu kadar mı omuzuyla dinlenir? İnsan bir sözü bu kadar mı arkasıyla dinler? Bu kadar mı olur? Yani benim söylediğim söz belli bir şeyin üstünden söyleniyor. Unutmayalım. Zeminin üstünden söyleniyor. Onun için o zeminin altında olana benim bir sözüm yok zaten. Onunla benim işim de yok. O başka bir iş bulsun kendine. O elinde zapping aleti yok mu? Oralara gitsin. Beni dinleyecekse beni dinlemenin hakkı var. Ben burada konuşmanın hakkını vermek için ömrümü verdim. O da dinlemen için, anlamak için birazcık, şu kadarcık bir şey versin. Onun için doğrudan cevaplamayacağım. Fakat bu sualinize daha önce, bilmiyorum Yusuf Bey'le olan programlarımızda olabilir, bir şey söylemiştim. İslam'da devleti, devlet yönetmenin
zemini İslam fıkhı değil, İslam ahlakı olmalıdır. Bu sizi çok rahatlatacaktır. Daha doğrusu birçok şeyi çözecektir zihninizde. Bu bir daha söylüyorum. İslam fıkhı değil, bugünün dünyasında bu yeni din dilidir. Bunu da söyleyeyim. Bu yeni din dilidir ve bugünün dili bu olmak zorundadır. Ahlaki zemin evet. Üzere. Eyvah. İslam fıkhından başlanmamalı, İslam ahlakından başlanmalıdır devlet yönetimi. İslam fıkhından başladınız mı büyük hırsızlar küçük hırsızların elini keserek başlar. Bu ise en büyük cinayettir. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Teşekkür. O ahlak zamanla zaten kendi anlamlı fıkhını da üretecektir. Eyvallah. Birbirine bunlar bağlantılı. Şimdi belli ki sualler böyle derinlemesine devam ediyor. Fakat bir ara vermemiz lazım. Birinci bölümü bitirdik. 4-5 kişiyle hemen zaman geçiverdi. Kısa bir efendim, sual daha mı yoksa tamam buyurun. Arzu ederseniz tasarruf edebiliriz. Hepsini ikinci bölüme, arkasını açık bırakalım inşallah. Öyle yapalım. Tamam, öyle yapalım. Mahrum etmeyelim dostlarımız. Pekala. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra bu bahse yoğun bir şekilde devam edeceğiz.